Muhtar abi ne zamandır deyip duruyordu. Cihan harbi çıkacak diye inanmamıştım. Gün bugünmüş demek. Kimsenin başka bir şey konuştuğu yok ki zaten. Bize de vatan borcumuzu ödemek düşer değil mi abi? Borç bizim borcumuz. Bu vatan sana borç değil, miras kalacak. Sen böyle şeyleri düşünme, tamam mı? Ne yani, ben tüfek atamaz mıyım? Atarsın tabii, atmaz olur musun hiç? Ama 20 yaşından küçükleri almıyorlarmış askeri. Hem sen de gelirsen anama kardeşimize kim bakacak? Sen gönlünü ferah tut, tamam mı? Oradan sana yazarım. Dualarını esirge. Devletimiz sever görmesin Mehmet. En güçlü, en etkili, en yararlı silah insandır. Ama yurdunu seven, namuslu, bilgili, inançlı bir asker olarak iyi yetişmiş insan. Siz böyle olmak için çalışacaksınız. Askeri de böyle yetiştireceksiniz. Balkan Savaşı lekesini böyle temizleyeceğiz. Şunu hiç unutmayın, unutturmayın. Hiçbir düşman, hiçbir ordu, hiçbir silah yurt sevgisinden daha güçlü değildir. Ege Denizi açıklarında seyrettiği bilgisi geldi. Tedbirleri arttıralım. Lakin cephanemiz kısıtlı. Uzun menzilli sadece 22 topumuz, her top için zırt delici yalnızca 50'şer mermimiz var. İstanbul'dan zırt delici mermi isteyin. Ayrıca eski gemilerin toplarını da söküp yollasınlar. Emredersiniz paşam. Ben emretmişsiniz paşam. Nazmi Bey, Boğaz'daki durum kritik. Boğaz'ı koruma altına almalıyız. Mayın atlarının sayısını 7'ye çıkarın. Harp yakındır. Komutanım, en önde birbirinin dümen suyunda ilerleyen 4 büyük savaş gemisi var. Atış düzeni alıyorlar. Mevki komutanlığına haber verin. Düşman gemileri Seddül Bayır kıyısına doğru 15 kilometre kala durdu. Atış düzenindeler efendim.
resmen savaş ilanıdır. Ertuğrul Tabyası'na ulaşabildiniz mi? Deniyoruz paşam. Hemen bir haberci gönderin. Zayiat büyük mü öğrenin bakalım. Emredersiniz paşam. Amaçları girişteki tabyaları devre dışı bırakıp boğaza girmek. Bunu biliyoruz. Mayın hatlarının sayısını ona çıkar. Emredersiniz paşam. Paşam. Buyurun Adil Bey. Cephane mevcudiyetimiz çok az. Almanya'dan gelen cephane elimize ulaşmıyor. Evet. Bize ulaşmasına Bulgaristan engel oluyor. Her şeyi çok idareli kullanmalıyız. Doğru dersiniz paşam. Diğer tabyaları da Alihan'ı göndermiştik. Durumu hemen öğrenin. Emredersiniz paşam. Çocuklarım, düşman artık kapımızda. Vatan toprağına göz dikmiş. Anamızın, kardeşimizin, bacımızın canına kastetmiş durumda. İmkanlarımız kısıtlı. Ve düşmanımız çok güçlü. Ama onlar buraya bizim olanı, vatanımızı almaya geldiler. Onlar öldürmeye, biz buraya ölmeye geldik. Şimdi, içinizde kendine güvenmeyen varsa söylesin. Ben ölürsem üstüme basıp geçin. Yaralanırsam yine önem vermeyin. Şehitlerin, yaralıların yerlerini alacaklar bellidir. Allah tarafından size bahşedilen bu kutsal vazifeyi yerine getirin. Düşmanın bu boğazdan geçmesine izin vermeyin. Vermeyiz. Son kişi kalana kadar, hepimiz ölene kadar bu savaşı bırakmayacağız. Vermeyiz.